Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. İnnel hamde. Ve ni'mete. Ve ni'mete. Leke vel mülk. Leke vel mülk. La şerike lek. La şerike lek. Şöyle bir kısa aklıma geldi malum. Hani atalar bazen söylerler ki şu mübarek beldeye gelip giden insanlardan döndükleri zamanda bazı davranışlarında yanlışlık yapan, iyi örnek olmayan insanlar hakkında şöyle diyorlar. Hacı hacı olmaz, gitmekle Mekke'ye, merkep derviş olmaz, taş çekmekle tekkeye. Allah bizi onlardan eylemesin. Hal ve ahvalimizle, ibadet ve taatlarımızla örnek bir Müslüman olmayı, örnek bir hacı olmayı Mevlam nasip-i müessere eylesin. Amin. Eğer ki örnek bir hacı olabilmişsek, döndüğümüz zaman ibadetimizde, itaatimizde, kulluğumuzda, ahlakımızda, sahabetkar bonkerliğimizde herkes bizi örnek alır kıymetli kardeşlerim. Her halimizle etrafa nur saçarız, etrafa örnek alırız. Örnek oluruz kıymetli kardeşlerim. Hatırıma gelen kıssa şudur malum. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman diğer hayvanatlardan da Cenab-ı Allah yaratmış. Geyik hayvanı Adem Aleyhisselam'ı duyuyor. Onu Allah rızası için gidip ziyaret ediyor. Adem Aleyhisselam güzel bir şekilde geyiğin sırtını okşuyor ve seviniyor. O geyik diğer hayvanların yanına geldiği zaman da onda çok güzel bir raiha, çok güzel bir koku meydana geliyor. Diyorlar ki yahu sende güzel bir koku var. Bu kokuyu nereden aldın? Kimden aldın dedikleri zaman diyor ki Allah Adem isminde bir kul yaratmış. Gittim onu ziyaret ettim. O da beni sevdi, okşadı. Ondan sonra bu koku bende meydana geldi diyor. Diğer hayvanlar diyor o zaman biz de gidelim ziyaret edelim diyorlar. Hepsi gidiyorlar. Adem Aleyhisselam'ı ziyaret ediyorlar. Geyik hayvanına yapmış olduğu muamelenin aynısını diğer hayvanlara da Adem Aleyhisselam yapıyor. Seviyor, okşuyor. Bunlar geriye döndükleri zaman da bu hayvanlarda koku diye bir şey hasıl olmuyor. Diyorlar ki hayvanlar ya Adem seni Adem'i ziyaret ettiğin zaman ne yaptın seni? Sevdi, okşadı. Bizi de aynı sevdi, okşadı. Sende güzel koku var da bizde niye yok? Diyorlar da geyik hayvanı diyor ki ben Adem Aleyhisselam'ı sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ziyaret ettim. Herhangi bir menfaat elde etmek için değil. Ama siz ise Allah rızası için değil, koku almak için gittiniz, hava aldınız diyor. Peki bundan alacağımız nedir kıymetli kardeşlerim? Eğer bir insan şu mübarek mekanlara gelir, buradan bana da hacı desinler, döndüğümüz zaman şu dünyevi olan işlerim iyi olsun. Dünyevi olan bir menfaati elde etmek niyetiyle bir insan buraya gelecek olursa dönünce örnek bir hacı olması mümkün değil. Bu zamana kadar gelmiş olduğumuz dönemlerde hakikaten böyle hacıları, böyle insanları gördük kıymetli kardeşlerim.